Cümleten selamünaleyküm, günaydın. Yine sizlerin karşısındayız. Bugün uzun yola gideceğiz. Kadir Baba'yı birazdan alacağım. Sizlere de ufaktan bir vlog yapayım dedim. Bakın Ahmet kardeşiniz Almanya'da ekmeği nasıl kazanıyor? Evden eve nakliyat yaparken nerelere gidiyor geliyor? Bugün 420 kilometre Bremen dışından eşya alıp geleceğiz. Tahminimiz 2 gün sürecek bu işimiz. Ben sabahın köründe yola çıkmak için hazırlandım. Arabamı çalıştırdım. Bütün kontrollerini yaptıktan sonra biraz sonra Kadir Baba'yı alacağım. Şuradan da size saati gösterebilirim. Saat 4.49. Buradan yollarda olan kardeşlerime Allah kaza bela vermesin. Ekmeği peşinde koşan bütün kardeşlerimin de Allah işini gücünü rast getirsin. Ben Kadir Baba'yı alayım. Yola çıkalım. Gideceğimiz yeri de yolda giderken sizlere tabelalardan göstereceğiz. Bizlere kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Videonun zevkini çıkarmaya devam edin. Ya, sabah sabah. Kadir sabah Baba, aleyküm selam. Ya neredesin, bekle diyorsun beni. Çok uykum var be. Yollar ama kayıyor ha, farkında mısın? Kayıyor ha. Birkaç defa düşüyordum ben arabaya gidinceye kadar. Ne yapıyorsun sabah sabah? Ay, vlog yapıyorum, vlog. Millet soruyor, siz çöpçü müsünüz? Çöpçüyüz biz. Bak baba, tostumuz falan hazır. Yiyeceklerimiz, tostumuz var, sandviçimiz var, içeceklerimiz var. Yok baba. Sabahın 4.58'i baba, 10 dakikadır niye bekle diyorsun ben? Hadi çıkıversin evden, yapacak bir şey. Hadi bakalım, ufak ufak çıkalım. Kadir çıkalım baba, baba emri verdi. Hadi çıkalım çıkalım. Emir baş üstüne. Millet uyurken Kadir Baba yollarda geziniyor. Sabahın 7'si. Karga bokunu yemiş mi Kadir Baba? Karga daha uyanmamış ki bokunu yesin diyor. Bir park yerindeyiz. Kadir Baba sigara içeceğim dedi. Arabada no smoking. Dedim dışarıda iç. Hasta etme dedim adamı. Hasta oldu zaten. Neyse. 220 kilometre yolumuz var. Yolumuzun yarısını neredeyse aldık. Basalım vitesi 5'e, çıkalım E5'e. Hadi bakalım. Schlürfwunde. Mann verletzt sich beim Kaffeetrinken. Es gibt Steg. Biber. Es gibt mich sehr auf die Seele. Heute gibt's den auf die Seele. Ja, damals sehr auf die Seele.
Kadir Baba'nın en çok sevdiği şarkı. At gitsin diyor, yaramazsa diyor, at! Ulan Kadir Baba, başımıza bela aldıracaksın, attır attır ha! Stolz, weil Lob ist unter Physikern ein ganz seltener Stoff, der ist noch selbst V vor dem Abstieg und führte die Hamburger später zu einem Champions. Rechts abbiegen auf die B110. Evet, Anklam'a gidiyoruz. Anklam 24 kilometre sonra oradayız Allah'ın izniyle. Kadir Baba diyor. Tak vitesi 5'e diyor. Kötle kazın dibine kadar diyor. Değil mi Kadir Baba? Kadir Baba'nın volümü kısmışlar. Ufaktan da bir bilgi vermiş olayım. Köy yollarındayız. Köy yolları yüzlüktür. Ama çoğu yerde 70'e düşer. Bulunmuş olduğumuz yol gerçekten dar. Karşıdan bir kamyon geliyor. İki tane büyük kamyonun yan yana karşılıklı geçmesi geçiyor ama biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Ve unutmayın, Almanya'da yeni ehliyet yaptıysanız, böyle köy yollarından gidiyorsanız, karşınıza böyle bir sarı tabela çıktığı zaman, burası Lipin, burası yerleşim yerinin olduğu bir yerdir. Tabela olmaz, 50 ile gitme tabelası olmaz. O sarı tabelayı gördüğünüz an bu yerleşim merkezinin içinden 50 ile gitmek zorundasınız. Bunu unutmayın. Köy yolları genellikle yüzlüktür. Yüzü geçemezsiniz. Ama bazı yerlerde, hatta çoğu yerlerde 70'e düşer. Blitza dediğimiz, radar dediğimiz bu radarlar bu yollarda daha çoktur. Ve yerleşim yerine girdiğiniz an, sarı tabelayı gördüğünüz an 50'ye düşün. 50'den hızlı gitmeyin. 60'la falan giderseniz bile radar çeker. %10 toleransınız var. Yani 10% toleransınız var. 50'lik yollarda 55'e 54'e kadar gidebilirsiniz. Bu da benden size ufak bir bilgi olsun. Kadir Baba duygularını alayım. Ulaşmamız gereken köye, ilçeye ulaştık. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok şükür. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Allah'a şükür baba. Kilometremiz daha var ulaşmamız gereken adrese. Bakın, Almanya'nın Polonya'ya yakın yerlerde bayağı bir buz burası. Hatta of, acayip bir buz diyebilirim. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Baba, orası güneş görmemiş ya, çözülmemiş ha yer. Siz de görüyorsunuzdur evleri, eski evler var, yıkık evler var. Polonya'ya çok yakın bir yerdeyiz. Polonya sınırında da diyebiliriz. Bremen'den 420 kilometre uzaklıkta olan, bu artık köy mü diyelim, ilçe mi diyelim, buraya ulaştık. Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Demminger Straße fahren. Tahminlerime göre zamanında Polonya'ymış burası. İnsel, yani adaya çok yakın bir yerdeyiz. Sokakların ismi tabelalarda Polonca isimler de yazıyor.
Sizi de bizler bu şekilde de gittiğimiz yere sürükledik. Siz de geldiğimiz mekanı görmüş oluyorsunuzdur. Baba bayağı eski evler var ya. Burada İnzil'in olduğunu, adanın olduğunu söylüyor. İnzil, Uzedom. Şurası da şehir merkezinin olduğu yer sanırım. Karşımızda büyük bir kilise var. Bu amca kim ki, ortadaki amca? Biz nereden gideceğiz? Düz gideceğiz. Sentrum tarafına. Vay vay vay. Yavaş lan, kepçeyle üstümüze çıkacak adam. Ne diyeyim? Çık baba çık. Gip gaz, gip gaz. Baya baya şehir merkezi. Şehir merkezinden geçiyor şu an. Güzel değil mi? Şeker bir ilçe gibi gözüküyor. Bayağı eski binalar var. Tarih kokuyor da diyebilirim. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Pasewalker Straße fahren. Almanya'da da zaten geçmişe dönelik olan bütün eşyaları koruyorlar. Sahip çıkıyorlar. Günümüze kadar da bazı antika eşyalar da gelmiş zaten. Evler olsun, tarih olsun. Almanlar bu konuda çok ama çok düzenliler. Oradan hemen bir çıkalım baba. Bakalım bizi ne bekliyor? Dediklerine göre 60 tane karton, 2 tane yatak, 4 sandalye, 1 tane çamaşır makinesi gelmesi gerekiyor. Sanırım bir tane de bisiklet vardı. In 400 Metern rechts halten und in die Pasewalker Allee fahren. Hey, boş. Doğu Almanya nasıl diye soran kardeşlerime de işte buyurun Doğu Almanya. Biz kuzeydoğudayız. Yani doğu tarafının kuzeyindeyiz. Bayağı bir kuzeydeyiz yani. Doğu, hem doğu Berlin'in kuzey tarafı olarak düşünün. Oradayız. Bu Doğu Almanya tarafı. Und in die Pasewalker Allee fahren. Doğu Almanya tarafı tabii ki Batı Almanya'ya göre daha ekonomisi biraz daha düşüktür. İşsizlik çoktur. İş imkanı yoktur. Zaten evlerden de yollardan belli oluyor. Ben Doğu Almanya'ya çok gittim geldim. Bir ara bir Leipzig'e gitmiştik. Kenar mahallelere girdiğiniz zaman savaştan kalma kalıntılara rastlayabiliyorsunuz. 900 metre links abbiegen in die Ostseeküstenstraße. Sokak araları hala buzağı baba. Çözülmemiş. Rechts abbiegen in die Karl-Marx-Straße. Evet, sokağa geldik. 5C. Amca da sanırım karşıdaki amca bizi bekliyor. Kamerayı da düzelt.
yükselteyim baba, çok sallandı ha. Amcam el kol hareketi yapıyor baba. Girişelim mi? Sağ çekiyorum. Evet. Geldik. 60 karton, 2 tane yatak, bir çamaşır makinesi, bir bisiklet olacaktı. Sözde bir bisiklet, bir çamaşır makinesi. 2 yatak içeride, arkada 60 karton mu? 120 tane karton var oğlum. 4 tane bir yatak var aga. Harbi ya, var ya. Polonya sınırına 40 kilometre uzaklıktayız. Kuzey Denizi'nin olduğu yerdeyiz. Biraz önce müşterilerle konuştuk. Yazın buraya geldiğiniz zaman denize girebilirsiniz. İnzil var, ada var diyorlar. Buradan hemen 10-15 kilometre ileride adaya geçiyorsunuz köprü üzerinden falan. Güzel, turistik. Yazın Antalya'ya gitmeye ne gerek var? Değil mi baba? Aynen baba. Gelmişken buraya bir... Gelmişken bir dalalım da buz gibi çıkarız geri içinden. O değil, bir de yalancı güneş var biliyor musun? Isıtıyor da. Soğuk. Yalancı güneş var. Köpek avlıyor arkada. Vav vav yapıyor. Anlayacağınız, ekmeğimizin peşinde koşuyoruz. Saat kaç oldu baba? Hemen bakalım baba saati. Araba doldu dolacak. Çamaşır saat, makinesini açacağız. Bir iki parça. Saat 11.42. Saat 11.42. Niye ters gözüküyorsun lan? Anlar. Ben de 5.345 adım atmıştım şu ana kadar. Arabanın içinde? Aynen. Vay be. Sabah 5'te çıktığımız serüvenimiz devam ediyor. Yarım saat, bir saat daha burada oyalanacağız. Allah nasip ederse ufaktan 1-2 gibi kahvaltımızı yaptıktan sonra yola çıkacağız. Burada uncle var. Uncle yüz vermiyor. Uncle yüz vermiyor. Yüz vermeyen uncle. Aynen. Evet Ahmet. Baba! Arabanın karnı acıkmış. Mazot içer misin? Ismarlarım bak. Az önce yedim ben. Vallahi bak. Az önce. Şimdi bulunduğumuz yerde, şehirde, ilçede, köyde neredeysek 1.16 dizelin litresi. Hortum çok uzun. Şimdi dizelin litresi 1.16. Biz 420 şehir içiyle beraber 430 kilometre yol yaptık. İyi mi baba? Gayet güzel. Görüyor musun beni? Çok güzel. He? Çok güzel. Dişlerin niye sarı görünüyor la kamerada? Kimin? Senin. Dişlerim. Bir daha yap. Ağır mısın? Seninkisi bembeyaz, porselen gibi maşallah. Seninkisi at dişi mi? Bana takılmasa olmaz zaten. O değil de benim dişime niye şimdi sen taktın kafayı? Yok oğlum dedi. Sarı görünüyor ondan dedim. Şimdi 1.16 litre dizel. Ulan dizel mi oluyor? Ha. Şimdi bakalım 430 kilometrede araba kaç litre dizel içmiş, yapmış. 30 litre oldu. 430, benim tahminim 430 kilometrede 11 yaksa 40, 43, 47, 47, 48 litre araba boştu. Şimdi giderken dolu gidiyoruz. Giderken tabii daha fazla yakar. 47, 48 litre alacak diyorum baba, bakalım. 41, 42, 43 oldu. 44 litre oldu. 45 oldu. 46, 47. Abi görebiliyor musun orada? Görüyorum şu anda, kameradan görünüyor mu bilmiyorum ya. 50 litreye geçti aga, 52 oldu. 50. Gidiyor oğlum bu 53. Araba 54. Aha. Onu bakayım. 55 yap aga onu. Yo yukarıya 60. 64 euro da bırakayım mı? Az kaldı. Son 10 sent. 9 8 5 4 3 2 1. Hop. Tamam. Kamerayı alayım da göstereyim abi. Abi göster arkadaşlara. 55 litre mazot, 64 euro. 1.16 litresi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Verin coşkuyu. Kadir baba simsiyahsın, gözükmüyorsun. Öyle indir siyah kara adamım ben. Evet. Sen ne? Kaka yapmaya gelecek misin? Kaka mı? Ben sıçmaya gelsem. Çıkmaz bir sokakta yürüyorum, biliyorum yoksa. Bu
Bugünkü serüvenimiz sona erdi. Allah'ın izniyle kazasız belasız Bremen'e evime geldim. Gidiş geliş 860 kilometre yol yaptık. Sabah 5'te çıktığımız bu serüvenimiz akşam saat 6.30. Şöyle de göstereyim sizlere. Saat 18.33. 18.33'te evimde oldum. 12, 13, 13.5 saat yolda geçmiş. 860 kilometre yol yaptık. Eşyayı bindirdik. Evimize geldik. Şimdi yarın nasip olursa eşyayı indireceğiz. Zaten 2 günlük bu iş için 2 günü boş bırakmıştım. Şimdi eve gideceğim, dinleneceğim kardeşlerim. Almanya'da da siz de bu şekilde benim nasıl yaşadığımı, nasıl işe gittiğimi, nasıl para kazandığımı, neler yaptığımı da görmüşsünüzdür. Size ufaktan bir vlog yapmak istedim. Sabah kalktık, işimize gittik. Yolda kahvaltımızı yaptık, getirdim, tostlardan yedik. Orada müşteri kahve yaptı. Yine ekmek hazırlamış kahvaltı şeklinde. Onları yedik. Daha sonra yola çıktık, yavaş yavaş geldik. Yollar iyiydi, Allah'a çok şükür bir sıkıntı çekmedik. Önemli olan da bu. Kazasız belasız evimize geri gelmek. Kardeşlerim, kafanızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bir dahaki, ben şimdiden sizlere veda etmek istiyorum. Ben de çok yoruldum zaten. Bir dahaki canlı yayında, bir dahaki videoda sizlerle görüşmek umuduyla. Ben her zamanki yaptığım gibi sizlere Allah'a emanet ettim. Siz Allah'a emanet olun. Biz de işte Almanya'da helal para peşinde koşan Türklerden olalım. Allah'a ısmarladık.